Çok varsa biraz da buraya getirin. Evet. Şimdi programın başında... İşte 60 yıl, 60. yıl 1960'tan sonra Almanya'ya gelip bizim haklarımızı biraz da kısıtlamalarına rağmen ama biz burada gücümüzü göstererek çok iyi yerleri vardık, çok iyi başarılar elde ettik. Son 30 yılda bu sayılan markaların hepsi marka haline geldi ve zincirler haline geldi. Bir tanesini örnek verecek olursa şu anda Nihat gördüm, Nihat Hasan'ı gördüm aklıma geldi. 1989'da Doğu Almanya'nın, Batı Almanya'nın birleştiğinde 3 sene Yunan olarak kendileri tanıştırmak zorunda kaldılar. Ama sonunda bir marka oldular. Bu zoru başardıkların bir tanesi onlardan birisi olduğu için söylüyorum. Şu anda 8-12 tane restoranları, 3 tane otelleri olan ve bir marka, yani Almanya'nın kuzeyinde çok ciddi bir şekilde yabancı düşmanlarının olmuş bir yerde kendini ispatladılar. Ben bu örneklerden bir tanesi, buna çok örnekler verebiliriz. Şunu demek istiyorum, yani sizler buna layıksınız, sizler buna örneksiniz, sizler bunu burada Türkiye'deki iş gücünü yapmış olduğunu buralara kadar getirmek isteyenler var. Mesela aramızda Levent örnek var. Buna benzer, bugün burada buluşmamız sırf gıda ve gastronomi sektörlerinde olan arkadaşlarımız. Fazla uzatmak istemiyorum. Yani biz sizlere Türk-Alman işverenler birliği olarak, LDF olarak bu teklif geldiği zaman biz de sıcak baktık ve bu ilişkini gerçekleştiriyoruz burada. Umarım bundan sonra Avrupa'nın her yerinde, işte bu İngiltere'de olur, Londra'da olabilir, başka ülkeler olabilir. Oradaki başarılı iş insanlarımızı, marka sahiplerini de ödüllendirmek, oradaki işte bu büyükelçilerimize düşebilir, konsolosluklarımıza düşebilir, ticari ateşelerimize düşebilir. Bunlar da bu şey, bunu örnek ilkini burada başlattırdık. Bundan sonra da umarım diğer ülkelerdeki işverenlerimizi, onları da onurlandırmamız lazım. Avrupa'daki Avrupalı Türkleri ve onların gastronomi lezzet konusundaki çalışmalarını ödüllendirme şeklinde acizane bir teşebbüste bulunduk. Bu çok büyük ilgi çekti. Yalnız bize katılırım, gelirim diyen büyüklerimizden bazıları mazeretlerini beyan ettiler. Aramızda bulunamadılar. Bir an önce de sahnede görmek istediğinizi de biliyorum. Ben de görmek istiyorum. Kendilerini ufak böyle birkaç cümleyle hikayelerini duymak için sabırsızlanıyorum. Katkı sağlayan herkese çok teşekkür ederim. Mesut Yıldırım Mikrofruit firmasının kurucusu ve sahibi, ona da ödülünü almak üzere Cüneyt Yeni Hayat'ı davet ediyorum. Sevgili Dilek Özcan Dönmez'in değerli babası rahmetli Mehmet Özcan'ın ödülünü 7 gün ayranlarını, evet, özür dilerim, bilhassa mangolu ayranına hayran parantez içinde. Bir süre içinde ahirete intikal etmiş büyüklerimiz var. Onların varislerine sunulmak üzere hazırladığımız şükran ödüllerimiz var. Şükran ödüllerimizden şöyle sırayla okuyorum. Acaba Cüneyt Yeni Hayat Bey burada değil mi? Tamam. Mehmet Ali Dönmez kardeşimiz de burada. Evet. Şöyle yapıyorum, Sayın Mahmut Öncebel'in ödülünü almak üzere, Allah rahmet eylesin, kendisinin büyük hizmetleri olmuştur. Saray restoranların
kurucusudur. Mehmet Ali Dönmez kardeşimize ödülünü sevgili başkan yardımcımız Ayfer Özmen hocam takdim ediyor. Birliği'nin hem başkanı hem de kendisi konsültant firması var. Olimpiyat şampiyonu Türk şeflerimizi getirdiğimiz kuruluşun başkanı Cengiz Benke'nin ödülünü size takdim edeceğiz. Sizi lütfen. Export Tuncay Atacan Bey var. Gökçen Serdar buradalar mı? Lütfen gelirseniz sevinirim. Şimdi iki kere sizi kalk otur yapmayalım. Hem sevgili Mustafa'nın Mustafa Pak'la dediğimiz zaman hiçbir zaman bizi kırmayan, hatta para bile vermiyoruz, haberiniz olsun yani. Sağ olsun. Ceylu yeni topladığına da çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şefin Türker Bey'in de çok ayrıca esas bizim yükümüzü çeken arkadaşımız, Türkiye'nin Uluslararası Aşçılık Birliği'nden gelen bir arkadaşımız. Lezzetiyle, tadıyla, kalitesiyle, her şeyiyle kutluyorum kendisini. Sağ olsun. Döneri yaratan adam. Dünya merkezi yapan adam. Parantez içinde söylüyorum. Bugün büyükelçimiz de Ankara'da. Bir de kim var yanında? Siz tanırsınız, ben bilmiyorum necidir. Olaf Schulz diye bir adam varmış. O gelirken 60 kilo döner getiriyor. Neyse işte o. Kusura bakılmaz. Şimdi Remzi Bey'in ödülünü ben takdim ediyorum. Abi takdim et, önemli de böyle bakın elinde görelim şöyle. Siz de yaklaşın. Kokoreç yapamazsınız falan derlerdi bir zamanlar. Yasaktır, şudur budur yiyemezsiniz derlerdi. Bu yasağı kıran denen Stuttgart'ta fabrikasını kurup kokoreç imal eden çok sevgili kardeşim Murat Lalesoy aramızda. Stuttgart'tan bütün gece araba sürdü geldi. Çok teşekkür ediyorum. Kokoreçi de kabul ettim bunu. Lalesoy kokoreçleri. Böyle bir tebaatçı bir çocuk. Tebrik ederim valla. Şimdi Murat Bey bir dakika. Şimdi Avrupa'da, Almanya'da her şey kolay değil değerli misafirler. Kokoreç bir kez bilhassa. Yani kokoreç dönerle veya sucukta, salamda, sosta veya restoranlarda çok büyük sıkıntılar yaşadık ama kokoreci Almanya'ya kafalarına, beyinlerine yerleştirmek, müsaade almak, fabrikasını kurmak, her baba yiğidin iyi değil, yani yiğidin hakkı değildir. Kutluyorum, çok başarılar. Çünkü kokoreç, Almanya bu konuda çok ciddi, sağlık sektöründe sıkıntılar yaşanan bir sektör. Kutluyorum kardeşim seni. İtalyan restorancılığının piri. 35 mi 40 mu valla. Ben kendisini tanıyalı en az 35 sene vardır. Adnan Öz hem de yönetim kurulu üyemiz kendisine ödülünü başkan yardımcım ve kendisinin kızı Ayfer Özmen hocam veriyor. Efendim
nihayet beraber yaratıldı. Tamam. Hüseyin Özer'i davet ediyorum. Lütfettiler. Ta oradan buraya geldiler ve dediler ki benim dükkanım ödül dolu ama Türkiye'den bir ödül alır. Memnuniyetler. Lezzet Han. Ayrıca Lezzet Han. Ayrıca Rıza. Kişinin yıldızından yıldız veren adam. Üçüncü fotoğraf. Sen çok güzel konuşan bir adam. Sonra konuşacağız. Sonra mı konuşacaksın? Peki. Ya şimdi benimle de alsın ondan sonra. Peki, peki. Bak sözü var. Efendim, soyadı Özer. Bak. İki adaş. İkisi de lezzet erbabı. İkisi de usta. Burger Turm restoranlarının kurucusu, sahibi, yöneticisi. Türkiye'nin ünlü şeflerinden Hüseyin Özer. Buyurun. Sevgili Mustafa Şahingöz abimin ödülünü almak üzere de Arif Bey'i davet ediyorum. Küçük bir marketle başlayıp Avrupa'ya markalaşmış, Türkiye'de marka yapmış çok büyük şirketlerimizden bir tanesi. Bunların hepsi aynı şekilde. Yani burada Mustafa Batman da aynı. Yani bütün hepiniz Hüseyin Kuru da aynı. Bütün arkadaşlarımız aynı. Çok başarılı bir çizgi çizdiler. Ve şimdi bunların başarıları artık Türkiye'ye de açtı. Avrupa'ya da açtı. Burada huzurlarınızda ben Mustafa Şahingöz'e, Barış Şahingöz'e de saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Danimarka'dan gelen sevgili Elvan Kopenhag'da 6-7 tane restoranı olan, İstanbul'da da balık pazarında Galatasaray'da lokantaları bulunan, hem Türkiye'de hem Danimarka'da gastronomi yapan değerli kardeşim benim. Elvan Taşlı Çukur. Alfabetik sırada Avrupa'daki gururumuz, sevgili degüstatör kardeşimiz, şarabın, wine'ın allamesi cihanı Ahmet Kosun. Allamesi cihanı. Ben bu ödülü Osman Kurbadına değil, burada 3. 4. kuşak annelerimizin, babalarımızın, rahmetli dedelerimizin adını almak istiyorum. Çünkü biz kültür toplumuyuz. Biz oradan geliyoruz. Türkiye'de, Anadolu'dan. Ben bunu burada yaşanmış bütün gurbetçi aileler adına almak istiyorum. Çünkü biz onların kültürleriyle büyüdük, tarla çorbalarıyla büyüdük, yemekleriyle büyüdük. Biz varsa, burada iş yapıyorsak, onlar sayesinde iş yapıyoruz. Teşekkür ederim.